Efendim enflasyon %75'e dayandı dedik. Gıda enflasyonu %90'ı geçti dedik. Peki çarşı pazarda durum nasıl diye hemen ekranlarınıza getirelim. Arkadaşımız Emre Tümur, kendisi şu an pazarda, fiyatları ondan alalım. Emre. Evet, İstanbul Kağıthane'deki Gültepe Halk Pazarı'ndayız. Kameraman arkadaşımla birlikte şimdi fiyatları size göstereceğiz. Öncelikle yanımıza tabii sebzelerle başlamak istiyoruz. Tabii şundan bahsedelim. Fiyatlar değişiyor çünkü cins tür tür sebzelerde ayrılıyor. Ancak işte görüyorsunuz domates 10-15 lira bandında, geçen haftaya göre bir 5 liralık bir artış gözlemleniyor. Yine hemen yanında çarviston biberi görüyorsunuz. Fiyatı 10 lira. Tabii o da geçtiğimiz haftaya göre zamlanmış durumda. 5 liradan 10 liraya yükseldi. Yine yanında evet geliyoruz, patlıcanı gösterelim. Patlıcan şu anda 12 lira ama geçtiğimiz hafta 8 liraydı. Yanında kırmızı biberi görüyorsunuz. Onun da bu haftaki fiyatı 15 lira bandında. Geçtiğimiz hafta 10 liraydı. Yanında yine dolmalık biberi görüyorsunuz. O da 15 liradan satılıyor. Yine geçtiğimiz hafta o da 10 liraydı. Birçok sebze gibi 5 liralık bir artış yaşayan sebzeler arasında görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen yeşilliklere doğru geçelim. Yeşilliklerde çok bir değişim yok. Geçtiğimiz haftaya göre bazı türlerde 1-2 liralık bir artış var. İşte görüyorsunuz kıvırcık 7, roka 3, işte taze reyhan görüyorsunuz. Nane 3 lira, tere 3 lira. Göbek 8 lira. Tabii bu görmüş olduğunuz yeşillikler geçtiğimiz haftaya göre fiyatları çok değişmedi. Sadece bakın limonu görüyorsunuz. Limon şu anda filesi 7 liradan satılıyor. Geçtiğimiz hafta ise bu 3,5 liradan satılıyordu. Şimdi biraz da meyvelerden bahsedelim. Karpuzun kilosu bu pazarda 10 lira. 10 lira bandında. Geçtiğimiz hafta da 10 liraydı. Kavun ise tanesi 20-25 liradan satılıyor. Evet, bakın hemen sağımızda işte muzları görüyorsunuz. 20 lira bu haftamız. Geçtiğimiz hafta 25 liraydı. Bazı meyvelerde bir düşüş var diyebiliriz. Tabii şeftali görüyorsunuz 30 lira. Kirazın kilosu 25, yine 20 lira arasında. Kayısı 40 ila 30 lira arasında değişiyor. Çilek 25-30, erik de 30 ile 25 lira arasında değişiyor. Tabii patates ve soğanda da durum şöyle. Patates 15 ve 10 lira arasında değişiyor türlerine göre. Soğanda da yine 10 lira çevresinde. Onlar da geçtiğimiz haftaya göre zamlanmış durumda. Özetle aslında sebze ve meyvelerde 5 liralık bir artış gözlemleniyor. Ancak yeşilliklerde durum şu an sabit diyebiliriz. Memur ve memur emeklileri için 5 ayda %28,1 oranında enflasyon farkı oluştu. Peki maaşlara ne kadar zam yapılacak diye sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'la konuşacağız. Sayın Erdursun, yayınımıza hoş geldiniz. Özgür Bey? Gizem Hanım, evet şu an duyabiliyorum sizi. Ben de sizi duyabiliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Özgür Bey duyabiliyor. Değerli izleyenler, enflasyon rakamları açıklandı. Tekrardan sizlere rakamları da bu arada aktarmış olalım. Özgür Bey ile de bağlantımızı kontrol ederken. Şimdi enflasyon Mayıs'ta %2,98 arttı dedik. Yıllık %73,50 oldu. Memur ve memur emeklileri de Temmuz ayındaki zam oranı biliyorsunuz ki enflasyondaki kaybına göre yapılacak. Şu an 5 ayda %28,1 enflasyon kaybı var. Önümüzdeki ayın rakamı da eklenince acaba Temmuz ayında memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdoğan'la bunu konuşacağız ve hatta aynı zamanda enflasyon kaybından hepimiz, yani sabit ücretliler ve asgari ücretliler de etkileniyor. Bu durumu da konuşacağız kendisiyle çünkü asgari ücrete ara zam gelir mi, Temmuz'da sabit ücretlilere de zam gelir mi diye daha önce çok tartışmıştık. O konuyu da tartışmaya devam edeceğiz. Şimdi aynı zamanda enflasyon rakamlarında demin ekranlarınıza getirdik. Gıda enflasyonu da dikkat çeken rakamlar arasında, o da %91,63 çıktı. Çarşı pazardan yaptığımız yayınlarda da havanın ısınmasıyla birlikte sebzede biraz düşüş görsek de meyve fiyatları gerçekten çok yüksek. Şimdi de tekrardan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yayınımızda. Hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk Gizem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, bir sorun oldu herhalde. Ne demek, estağfurullah. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı. 73,50 oldu. Şu an 5 ayı baz aldığımızda da memur ve memur emeklileri için %28,1'e çıktı zam oranı, beklenen zam oranı. Sizce nihai zam oranı kaç olur diye başlayalım isterseniz. Gizem Hanım, ilk 4 ayda enflasyon farkı %31,7 idi. Enflasyon %2,98 Mayıs ayı itibariyle belirlendi. Buna göre de emekli ve memurlara yapılacak zam %35,64 oldu. SSK Bağkur emeklilerine %35,64, memur ve memur emeklilerine de %35 oranında zam yapılacak. Daha doğrusu enflasyon farkı verilecek. Sadece Haziran ayı enflasyonu kaldı. Haziran ayı enflasyonu da Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak ve açıklanacak orana göre de 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Tahminler şöyleydi. Biliyorsunuz sizinle birkaç ay önce de enflasyon rakamlarını biz görmeden %40 oranında bir zam yapılabileceğini sürekli söylüyorduk. Şu anda oraya kadar geldi. %31,7'den %35,64'e çıktı. Bir sonraki ayda yaklaşık olarak %3 enflasyon çıkarsa yaklaşık %40 zam yapılmış olacak. Refah payı da verirlerse 2,5, %42, %42,5. Refah payı vermezlerse %40'larda kalır. Şimdi bir Enak grup ayetleri enflasyon açıklıyor. Aynı zamanda TÜİK enflasyon rakamları resmi rakamlarını açıklıyor. Ama beklenti aslında enflasyonla ilgili hissedilen oranların daha yüksek olduğunu herkes dile getiriyor. Ama burada önemli olan TÜİK verileri. Çünkü TÜİK verilerinin oranlarına göre bu zamlar yapılacak. Dediğimiz gibi %40'lar oranında zam yapılacak diye düşünüyoruz. 3000 lira emekli aylığı alan birisi için şu anki %35,64'e göre 1069 lira aylığı artacak, 4069 lira olacak. 4000 lira aylık alan birisine 1425 lira enflasyon farkı verilecek, 5425 lira olacak. 5000 lira alan birisine 1782 lira enflasyon farkı verilecek ve 6782 lira olacak. Bu 5 aylık enflasyona göre, dediğim gibi bir ay daha geçtikten sonra biz artık Temmuz ayında memur emeklilerine, SSK Bağkur emeklilerine ne kadar enflasyon farkı verileceğini göreceğiz. Şu an diğer bir beklenti de 8 milyon asgari ücretli, 8 milyon diğer çalışan, özel sektörde çalışan kişiler de enflasyon farkını alabilecekler mi? Kişilerin aylıklarında da bir artış olacak mı? Şu anda beklenti bu yönde. Artık emeklilerin ortalama enflasyon zamları ya da enflasyon farklarının ne olacağını kestirmeye başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Eskişehir Üniversitesi'nde açıklama yaptı. Teröre destek veren ülkelerle müttefik olamayacağımızı söylüyoruz. Gizli bir gündemimiz yok, endişelerimizi anlamanız yetmez, bunların giderilmesi gerekir dedi. Türkiye'ye karşı savunma sanayi ürünlerinde kısıtlama getireceksiniz. Kısıtlamanın gerekçesi ne? PKK ve YPG'ye yönelik operasyonlarımız. Yani terörle mücadelemiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir Üniversitesi'nde düzenlenen girişimci ve insani Türk dış politikası öğrenci buluşmasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin teröre destek veren ülkelerle müttefik olamayız dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda da teröre destek veren, ülkemize kısıtlama uygulayan ülkelerle müttefiklik yapılamayacağını söylüyoruz. Herhangi gizli bir gündemimiz yok. Biz NATO'nun genişlemesini destekleyen bir ülkeyiz. Ama bize saldıran terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olur mu? Siz müttefik olacaksanız biz sizin kaygılarınızı anlıyoruz. Siz de müttefiklerin kaygılarını anlamanız lazım. Anlamak yetmez. Gidermek lazım. Finlandiya Savunma Bakanı, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru sürecine Türkiye'nin karşı çıkmasına ilişkin konuştu. Elbette ne olacağını göreceğiz, ancak mevcut duruma çözüm bulmaya hazırız dedi.
Türkiye ve NATO mesajı verdi, Finlandiya'ya çözüm bulmaya hazırız dedi. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru sürecini ve ülkesinin savunma kapasitesini değerlendirdi. Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma kararını İsveç'te eş zamanlı aldığını söyledi. NATO üyeliği için başvurmak Finlandiya'da tarihi bir andı. Bu Avrupa'nın siyasi tarihi için de geçerli. NATO'ya başvuru sürecine ilişkinse Kaikkonen, tüm müttefiklerle yakın bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz ve sürecin hızla ilerleyeceğini umuyoruz, dedi. Kaikkonen, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazı hakkında NATO'nun açık kapı politikası izlediğini belirtti. Which we must cease. So thank you. It's great to see you both. Aile Bakanlığı çocuklara dijital mahremiyet aşılanmalı dedi. Meclise sunduğu raporda çocuklara koruma kalkanı olacak önerilere yer verdi. Ancak anne ve babalar da zor durumda çünkü çoktan oyun bağımlısı olan çocukları tabletlerini elinden düşürmek istemiyor. SODİMER Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslansa tehlikeye dikkat çekti. Önce aileler bilinçlenmeli dedi. Okul çağındaki çocuklar, hatta henüz yürüyemeyen bebekler, gençler, yetişkinler, yaşlılar, yani hemen herkes internet ve telefon bağımlısı. Ancak bu özellikle çocuklar için büyük risk taşıyor ve ne yazık ki kendisi de bağımlı olan ebeveynler çocuklarının dijital bağımlılığını yönetemiyor, onları engelleyemiyor. Eline alamıyoruz. Alamıyoruz. Alamıyoruz hiçbir şekilde. Yani aldığı zaman da ya alıyor. Siz de kullanıyor musunuz? Biz de kullanıyoruz. Bizden öğreniyorlar maalesef. Sizden gördüğü için. Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu internet kullanımı ve dijital bağımlılığa yönelik raporda çocuklara koruma kalkanı önerilerine yer verdi. Özellikle ailelerin çocuklara yön gösterici olmaları gerektiği vurgulandı. Çocuklara dijital mahremiyet aşılanmalı denildi. Oyun oynamayı seviyor musun? Evet. Peki çok fazla oynuyor musun? Evet. Seni annen baban oynamaman için uyarıyorlar mı? Evet. Ne diyorsun o zaman peki? Ben de bir şey demiyorum. Oynuyor. Devam ediyorsun oynamaya. Evet. Son dönemde çocuklar adeta oyun bağımlısı olmuş durumda. Her biri tabletlerimizi vermeyiz diyor. Aileler ise yaşadıkları zorlukları anlatıyor. Ben kısıtlamaya çalışıyorum. Hani mümkün oldukça öncelikle her şeyden önce derslerimiz diyorum. Ya telefonu veya tableti elimden alıyor. İkna. Tabii ki de biraz sinirleniyor. Çocuklarsa tabletimize dokunmayın diyor. Adeta internet ve oyunsuz bir hayat düşünemiyor. Ben oyun oynuyorum, annem bana kızınca açıyorum. Bazen kopya hazırlıyorum, yırtıp atıyorum. Ama tableti hiçbir çocuğun elinden alınmamalı. Tablet bizim en doğal hakkımız. Alınmamalı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan önemli açıklamalarda bulundu. Hem tehlikeye dikkat çekti hem de aileleri uyardı. Özellikle gece 02:05 bizim SODİMER olarak kriminal saat dilimi dediğimiz dönemde çok sık oynanıyor ve tanımadıkları kişilerle etkileşim halinde olabiliyorlar. Tabii burada Aile Bakanlığı bir çalışma yapmış fakat geç kalınan bir çalışma. Çocuğunuzla anlaşma yapın. Belli saatleri belirleyin. Çocuğunuzun dijital ayak izlerini takip edin. Son model tabletler, televizyon, bilgisayarlarla çocuklar odalarında ne yapıyor onlara bakmamız gerekiyor. Sayın seyirciler, bu arada Kahramanmaraş'ta da kısa süreli etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aa, çatı! Fırtına o kadar şiddetliydi ki çatıyı kağıt gibi uçurdu. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akşam saatlerinde rüzgar etkili oldu. Afşin Bey mahallesinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu. O anlar başka bir apartmanın balkonuna çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aa, çatı!
fırtına çatıyı yerinden söktü. Metrelerce yükselen çatı havada uçtuktan sonra yere düştü. Görüntüleri kaydeden kadın kısa süreli panik yaşadı. Daha sonra apartmandan içeri girdi. Allah! Allah! Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Bulutu birçok şehirde etkili oldu diye bizler de uyaralım. Şimdi vatandaşlar kapı ve pencerelerini kapatıp evlerine girdi. Meteoroloji dışarı çıkmayın diyerek uyardı. Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu. Suriye kaynaklı toz taşınımı Hatay, Adıyaman, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde etkisini gösterdi. Toz bulutu gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı. Adıyaman'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Karadağ ormanlık alanları görünmez hale geldi. Toz bulutu pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin de tozla kaplanmasına neden oldu. Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Hatay kent merkezi ve ilçelerinde de toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu havanın kırmızımsı renkte kararmasına neden olurken İskenderun merkezde ve körfezde etkisini zamanla artırdı. Gaziantep'te de görüş mesafesi düştü. Kendilerini tozdan korumaya çalışanlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Değerli izleyenler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 100. günündeyiz resmen ve biliyoruz ki son dönemde Rusya saldırıları Ukrayna'nın doğu bölgesi Donbas bölgesinde yoğunlaştırılmış durumda. Ele geçirilen bölgeler var. Pasaport verildiğini biliyoruz. Rus pasaportlarının verildiğini biliyoruz. Ve son bir iddiada Rusya'nın kısa süre içerisinde bölgede seçime gideceği, daha doğrusu bölge halkının kendisinin karar vermesi için referandum düzenleyeceği. Ukrayna'da Rusya'nın kontrol altına aldığı bölgelerin geleceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Rusya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, gelecek ay başında Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki bölgelerin Rusya'ya katılması için referandum düzenlenebileceğini söyledi. Ukrayna ile barış görüşmelerine de katılan Slutsky, Temmuz'da bir referandum yapılma ihtimali olduğunu düşünüyorum dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de daha önce Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya gibi kentlerde bağımsızlık referandumu yapmayı planladığını öne sürmüştü. Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği bölgeleri ilhak etmeye hazırlandığı iddiaları da tartışma yaratmıştı. Herson'da Ukrayna para birimi yerine Rus rublesi kullanılmaya başlaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Değerli izleyenler, iç siyasette ise son günlerin belki de en önemli gündem maddesi, biliyorsunuz ki altılı muhalefet partisi grubunun diyelim lideri kim olacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu en çok tartışılan mesele. Kılıçdaroğlu'nun olacağını söyleyenler var, karşı çıkanlar var. Dün bu konu TV 100 ekranlarında da tartışıldı, Sağlı Sollu programında. Oradaki konuklarımızdan Hacı Yakışıklı'nın yorumuysa İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermedi oldu. Sağlı sollu da karşınızdayız. Ben Erdoğan Aktaş. Ben de programlarda hep şunu söyledim. Kemal Bey aday olmalı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin ön plana çıktığı öne sürülüyor. TV 100'de Erdoğan Aktaş'ın hazırlayıp sunduğu Sağlı Sollu programında da bu konu konuşuldu.
Yeni Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını iddia etti. Bir gazeteci arkadaşım veya bir vatandaş desin ki ben İyi Parti'den kulis bilgisi aldım ve Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakıyorlar desin. Yok. Soğuk İyi bakıyorlar Parti'nin... diyen de yok ama. Efendim? Soğuk bakıyorlar diyen de yok şimdi. İstemiyorlar diyorum. Birçok kişi de istemiyorlar diyor. İyi Parti şu anda Kemal Bey'in adaylığını onaylamadı. Neden? Çünkü CHP'li olsun istemiyorlar. Yani İyi Parti yani adayı... Doğal değil mi sence? Doğal. Ve bir diğer önemli gündem maddesi ve hatta bence en önemli gündem maddesi sığınmacılar konusu efendim. Şimdi tartışılmaya devam ediliyor. Hele de işte bu sığınmacılardan kaynaklı işte suçların artması, işte sınırdan geçenler, işte otobüste, kamyonlarda yüzlerce insanların ortaya çıkması sonrası konu bir hayli hararetlendi. İlginç bir yorum geldi. Şimdi AK Parti milletvekili Hülya Nergis Atçı ise dedi ki demografik yapımız aynı. Sığınmacıları yabancı gibi kabul edemeyiz dedi. Resmi verilere göre sayıları yaklaşık 4 milyon. Son dönemin en tartışmalı konusu onlar. Suriyeli sığınmacılar. 2011 yılında savaş patlak verdi. Ülkelerindeki çatışmadan kaçarak Türkiye'ye geldiler. Muhalefet göndereceğiz diyor, iktidarsa bu fikre şiddetle karşı. Sığınmacı konusu siyasetin gündeminden düşmüyor. Tartışmalara AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı da dahil oldu. Atçı, Türkiye'nin sığınmacılar için bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Yabancı kabul edemeyiz. Onlar bizim din kardeşimiz dedi. Tarihe gittiğimizde Suriye ve Irak Osmanlı toprağıydı. Orada yaşayanların demografik yapısı bizimle aynı. İnsani anlamda düşündüğümüzde... Çok yabancıymış gibi kabul edemeyiz. Bizim din kardeşimiz. Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de uğrak yeri. Gelip istihdam yaratanlar var, gelip Türkiye'de çalışanlar var. Nitekim işverenlerden duyuyoruz. Eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu. Biz çalıştıracak eleman bulamazdık diyorlar. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı nedeniyle düzenlenen Platin Jubile etkinlikleri tarihi anlara sahne oldu. Kraliyet ailesi Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamladı. Törene Küçük Prens Louis'nin hareketleri damga vurdu. İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta 70 yılı devirmesini Platin Jubile etkinlikleriyle kutluyor. Jubile kutlamaları için binlerce kişi Buckingham Sarayı önünde toplandı. Alandan atlı arabayla geçen aile üyelerine halk sevgi gösterisinde bulundu. Askerlerin boy gösterdiği geçit töreni renkli anlara sahne oldu. Kraliyet ailesi daha sonra Buckingham Sarayı balkonundan halkı selamladı. Bu yıl balkona 2. Elizabeth'le birlikte tahtın kendisinden sonraki varisi Prens Charles ve eşi Camilla, Prens William ve karısı Kate Middleton'la çocukları George, Charlotte ve Louis çıktı. Kraliçenin en küçük oğlu Edward, eşi Sophie ve çocukları da balkonda yer aldı. Kraliçenin tek kızı Anne, kocası Tim Lawrence, kuzeni Kent Dükü ve eşi de balkonda halkı selamlayanlar arasındaydı. Elizabeth'in Amerika'da cinsel saldırı davası nedeniyle kraliyet unvanları alınan ortanca oğlu Prens Andrew ise balkonda yoktu. Andrew'un Sarah Ferguson'la evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Beatrice sarayın penceresinde görüntülendi. Ünlü balkon selamlamasına küçük prens Louis damga vurdu. Louis uçakların gösterisini ilgiyle izledi. Bir ara yüksek sesten rahatsız oldu, kulaklarını kapatarak çığlık attı. Kutlamalar dolayısıyla ülkede 4 günlük resmi tatil ilan edildi. Bu süre boyunca halka açık birçok gösteri ve sokak partileri düzenlenecek. Etkinlikler pazar günü de sona erecek. Değerli izleyenler, şimdi İngiltere'den bir de Dubai'ye gideceğiz. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa turistlerin resmen akınına uğradı. Kalabalığı görünce eminim sizler de hayret edeceksiniz.
uzun binaların ışıkları, dans eden su gösterileri. Hepsi aynı karede buluştu, eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Burası Dubai. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, alışveriş keyfi ve manzarasıyla büyülüyor. Dans eden su göllerine sahip ticaret merkezlerinin bulunduğu alışveriş merkezi, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen turistlerin akınına uğruyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Dubai, gelirlerinin büyük kısmını turizm sektöründen sağlıyor. Ankara'da tüm gün etkili olan sıcak, gece olduğunda yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluştu. Başkent 2 Haziran Perşembe günü sıcağın altında kavruldu. Hava karardığında ise güneş yerini aya, sıcaksa rüzgara bıraktı. Akşamın ilerleyen saatlerinde kara bulutlar toplandı, rüzgar da şiddetlendi, yağmur başladı. Önce peş peşe çakan şimşekler karanlık gökyüzünü aydınlattı, ardından da sesi kenti inletti. Gök gürültülü sağanakla birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı üstünde kartpostallık manzaralar oluştu. Anıtkabir şimşeklerle aydınlandı. Şimşeklerin gri gökyüzünden yere kadar inişini ise kameralar kaydetti. Fotoğraf karesi gibi yakalanan o anlar büyüledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldığı temel atma töreninde Adana halkına seslendi. Vatandaşlarımızın istediği, bizim yapamadığımız hiçbir şey kalmayacak dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kentte hizmete sunulacak olan Yamaçlı Güneşli Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. Katılımcılara hitap eden Karalar, vatandaşlarımız için yapamadığımız hiçbir şey kalmayacak dedi. İnsanlar aç, şimdiye kadar sosyal yardımları çok yaptık ama bundan sonra ihtiyaç sahibi insanlarımıza daha fazla destek olacağız. Bunların yanında tabii ki su, kreş, yol, taziye evi ve altyapı gibi hizmetlerimiz de sürecek. Önümüzdeki süreçte vatandaşımızın isteyip de bizim yapamadığımız hiçbir şey kalmayacak. Hem sosyal yardım yapacağız hem de diğer hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. O zaman senin duruşun İstanbul benim duruşuydu. Değerli izleyenler, TV100 ekranlarındayız. Haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Partisinin grup toplantısında konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Suriye'ye adım adım operasyona doğru ilerliyor gibi görünüyoruz. Tel Rifat ve Münbiç bölgeleri teröristlerden temizlenecek demişti. Arkadaşlarımız Mehmet Kayhan ve Canan Altıntaş Suriye'ye intikal etti. Oradan canlı bağlantılar da gerçekleştirdik biliyorsunuz ki. Şimdi gelin bölgedeki son durum ekranlarınıza gelsin. Terör işgalindeki kent kuşatma altına alındı. Cephelerde hareketlilik başladı. TV 100 ekibi sıcak bölgeye gitti, yaşananları görüntüledi. Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlere göz açtırmıyor. Elleri tetikte, gözleri hedefte, 7/24 bu noktada nöbet tutuyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali verdi. Hedef olarak da terör örgütü YPG-PKK işgalindeki Münbiç ve Tel Rifat'ı gösterdi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bölge hareketlendi. Bulunduğum
Geldiğimiz nokta oldukça tehlikeli, bu yüzden ayağa kalkamıyoruz. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz köyün adı Şeyh İsa, Terrifat'a bağlı. PKK kanlı eylemlerini işte bu köyden yapıyor. Suriye Milli Ordusu beklenen operasyon nedeniyle hazırlıklara başladı. SMO askerleri Terrifat'ın dibine kadar geldi, cepheler kurdu. Cephelerin bazıları Terrifat'a 2 ila 3, bazıları ise sadece yaklaşık 1,5 kilometre mesafede. Suriye Milli Ordusu Terrifat ve Minbiç'e yapılacak olası harekat için birçok noktada önlem ve tedbir almıştır ama şu anda bulunduğumuz ve içine girdiğimiz bu cephe hem en tehlikelisi hem de en yakını. Şeyh İsa köyü ise en önemli noktalardan biri. Suriye Milli Ordusu'nun Terrifat'a en yakın cephesindeyiz. TV 100 ekibi olarak bu cepheye geldik. Şu anda asker karşıda PKK'yı gözetliyor. Şeyh İsa köyünün hemen yanında Mare köyü bulunuyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'ın gösterdiği köyün adı Mare. Daha önce Şeyh İsa köyünde yaşıyorlardı. Ancak saldırılar sonrası Mare köyüne taşındılar ve orada PKK onları yine rahat bırakmadı. Saldırılarını daha çok arttırdı. Suriye Milli Ordusu askerleri mevzilerde kuş uçurtmuyor. Elleri tetikte, gözleri hedefte, kulakları Türkiye'den gelecek operasyon emrinde olan askerler 7-24 nöbet tutuyor. Başımı eğerek yürümek zorundayım çünkü karşı tarafta sniperlar var. Buradan da yine bir sniper karşıyı gözetliyor. Suriye Milli Ordusu Komutanı Faruk Ebu Bekir de cephe hattında TV 100'e konuştu. Teröristleri temizlemek için hazırız dedi. Suriye Milli Ordusu son hazırlıklarını tamamladı. Terörist gruplardan bölgeyi temizlemek için hazırız. Bu operasyon başladığı anda bütün kuvvetler gelecek ve topraklarımız kurtulacak. Halk Suriye Milli Ordusu'na inanıyor. Yunanistan Türkiye karşıtı eylemlerine hız verdi efendim. Atina'nın yeni hamlesi 16 haritalı propaganda. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen haritalar yurt dışındaki büyükelçiliklere gönderildi. Atina'dan tansiyonu yükseltecek yeni bir adım geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi Türkiye'yi hedef alan 16 tane harita hazırladı. Haritaların Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıl içindeki taleplerini gösterdiği ileri sürülüyor. Haritalar Yunanistan'ın yurt dışındaki büyükelçilik ve temsilciliklerine gönderildi. Dosyaya bir de Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Temiz Toklis Demiris'in mektubu iliştirildi. Mektupta Yunan diplomatlara bulunduğunuz ülkede Türk saldırganlığını göstermek için bu haritaları kullanın talimatı verildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Mayıs ayının başlarında yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine Türkiye karşıtı açıklamaları damga vurmuştu. Yunan Başbakan Mavi Vatan haritasını göstererek Türkiye'yi Biden'a şikayet etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan liderine sert tepki göstermişti. Artık benim için Mitsotakis diye birisi yok. Bu arada Mitsotakis'in önümüzdeki günlerde Bodrum'un hemen karşısında bulunan Kos Adası'na yapacağı ziyaret de tartışma konusu oldu. Ziyareti manşete taşıyan Yunan basını, turizm amaçlı planlanan ziyaretin son gelişmeler çerçevesinde karakter değiştirdiğine dikkat çekti. Efendim son dönemde özellikle daha da bir popüler oldu, biliyorsunuz ki organik beslenme, bunun için de organik tarım şart ve hatta organik gübreden bahsedeceğiz şimdi sizlere. Haliliye Belediyesi tarafından organik ürün yetiştirmek için solucan gübresi üretiliyor. Kurulan organik serada da bu solucan gübresiyle beraber organik olarak sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriliyor. Her şey ekip. Gıda ve bitkisel atıklar toplanıyor, atıklar kadınlar tarafından ayrıştırılarak hayvan gübresiyle karıştırılıyor ve solucan gübresi üretiliyor. O gübreyle de organik ürünler yetiştiriliyor. Şanlıurfa Haliliye İlçe Belediyesi organik ürün yetiştiriciliği için önemli bir projeye imza attı.
Sıfır Atık Projesi kapsamında solucan gübresi üretiliyor, kurulan organik serada kullanılıyor. Proje kapsamında Saf Kadın Girişimci Tarımsal Üretim ve İşletme Kooperatifi ile anlaşma yapıldı. Haliliye Belediyesi tarafından gıda ve bitkisel atıklar toplanıyor. Haliliye Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında Saf Kadın Kooperatifi ile işbirliği yaptı. Çevresel birçok atık bu noktada toplanıp kadınlar tarafından öğütülüyor. Toplanan kompostlar solucanlara mama oldu. Burada yaklaşık 754 bin solucan var. Bu mamaları yedikçe solucan gübresi de elde edilecek ve daha sağlıklı ürünler elde edilecek. Yaklaşık 3 ay bekletilen organik gübreler işte bu sera alanlarına getiriliyor ve ekilmek istenen ürün için hazırlanıyor tarla. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi salatalık ekimi var. Kaliteli ve sağlıklı bir ürün elde edilecek. Organik gübre ile daha sağlıklı ve daha kaliteli ürünler elde edilecek. Burada yaklaşık bir ay sonra çıkacak salatalıklar toplanacak. Ardından farklı ürünler bu organik tarlada ekilecek.